Merhaba. Sezin Hanım, şimdi yani Erdoğan ve Bahçeli'den Kürt sorununu çözecek ve bunun için ortaya çıkması muhtemel siyasi faturayı da üstlenecek bir irade var mı Erdoğan ve Bahçeli'de? Neden bu işi başlattılar? Gerçekten sorunu çözme niyetleri var mı? Yoksa bu bir siyasi ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor? Yarın öbür gün bu ihtiyaç ortadan kalktığı zaman ya da bu sürecin Cumhur İttifakı'na zarar verdiklerini gördükleri zaman bu işten geri dönme ihtimalleri var mı? Ne dersiniz? Elbette her an her şey olabilir. Yani burada çok öyle sağlam bir zeminde çok büyük bir devlet aklı ve kurgusuyla ilerlemiyoruz. 2015'e dönüp baktığımızda veya daha önceki çözüm süreci genel olarak daha o zamanlara baktığımızda bunda 10 yıl önce kadar bambaşka bir Türkiye vardı. Daha demokratik bir Türkiye vardı. Türkiye'nin devlet kurumları daha sağlamdı. Ona rağmen o zaman bu gerçekleştirilemedi. Bir sürü yanlış yapıldı. O yanlışlardan dolayı sonra kendileri tam ters istikamete saptılar ve o gün bugündür bunun bedelini ödüyoruz. Ya bir baktığımızda yanlış kurgulanmış, yanlış uygulanmaya çalışan çözüm sürecinin bedeliyle biz buralara girdik. Ve o zaman da niyetlerin gene işte biz şunu kazanalım, böyle çabuk uçuyor zihniyetlerle. Yani bu tarz devlet akımlarında siyasi sizin beklentiniz olmaması lazım. Ben siyaseten şunları kazanacağım bundan. İşte büyük bir kazanım elde edeceğim vesaire. Önümü açacağım gibi değil. Burada cesaretle hatta siyasi olarak kendini imha etmeyi, geleceğini kapatmayı, karartmayı göze alarak bir takım şeyler uzun yılların geleceğe yatırım olarak yapılır. Öyle bir yaklaşım olması gerekir. Bu risk alınır. Elbette ki siyasette kimse ben kaybedeceğim diye girmez veya da kaybedeyim kendimi vatan için feda edeyim bugün konjonktüründe ki AK Parti'de hiç öyle bir yaklaşım hiç olmadı zaten. Ama bunun olmadığı gibi çok hızlı şekilde fikir değiştirebilen, 180 derecelik dönüşleri yapan bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Bugün de eğer ki bu çözüm süreciydi vesaire, adı çözüm süreci olmayan çözüm süreci artık ne derseniz, o işte Kürt açılımı veyahut da birdenbire bu tavırların değişiyor olması, dış politikada olanların o 180 derece dönüşlerin uzatılması, biz aslında şu an Kürt sorununu da bir iç mesele gibi değil, bir dış mesele gibi, dış dayatmalardan dolayı, konjonktürün dayatmasından dolayı bu noktaya geldiğini görüyoruz. Yani bu içeride değişim birazcık bir nebze olsun şu an söylem olarak yaşanıyorsa bunun tek sebebi dediğim gibi dış etkenler. Çünkü ne oluyor? İşte Amerika'nın hep vurguluyoruz. Suriye ve Irak'tan çekilmesi söz konusu 2025-26'da. Bu zaten öngörülüyordu. Fakat artık anlaşması yapıldı Irak'la. Irak'tan çekilince Amerikan askerleri önce işte Barzani Irak bölgesel yönetiminin olduğu tarafa çekilecekler 2025'te. Daha 2025 yani geldi, aylar sonradan bahsediyoruz. Sonra da 2026'da tamamen çekilmeleri söz konusu. Ama hep vurguluyorum. Bir de Trump seçilirse ki bir ihtimal var. O zaman çok hızlı şekilde bir gecede mesela gelecek Şubat'a, Mart'a Amerikan askerlerinin Irak'tan ve Suriye'den tamamen çekildiğini görebiliriz. Ve o durumda Türkiye ne yapacak? Ya bir askeri operasyon yapmak zorunda kalacak büyük veya siyasi olarak bu konuyu ele almak zorunda kalacak. Ekonomik kriz ve diğer sebeplerle şu an büyük bir askeri operasyon yapabilmek gözünü karartı Türkiye için çok mümkün değil. Bu durum olunca siyasi yol deniliyor. Yani Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl 180 derece dönüş yaşandıysa bugün bu sebeplerle biz bu yaklaşımları görüyoruz. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani deme el uzatmakla iyi yaptın dedi Bahçeli'ye Özgür Özel. Biz tutumumuzu belirleriz ama bunu ne Bahçeli'nin ne de Tuncer Bakıran'ın işaret ettiği yerde yapmayız. Kendimiz bakarız, ederiz, ona göre karar veririz dedi. Bu arada Demirtaş'ı ziyaret edeceğini öğrendik. Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bir başvuru yapılmış. Muhtemel
pazartesi günü gerçekleşecek ziyaret ama tarihi tam belli değil. İzin bekleniyor Adalet Bakanlığı'ndan. Bu şimdi tam Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamanın üzerine Demirtaş'a bir ziyarette bulunacak olması herhalde sürece ilişkin değerlendirmenin bir parçası diye okuyabiliriz. Bir taraftan da DEM Partililer de Selahattin Demirtaş'la görüşecekler diye, eş genel başkanlar üstelik Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecekler diye dün sosyal medyaya yansıyan haberler olmuştu. Ne dersiniz Sezin Hanım? Aslında biz bu ziyareti, Özgür Özel'in ziyareti bu hafta bile görebilirdik ama bu hafta DEM Parti'nin eş başkanları gidiyorlar. Ki bu da bir yenilik, bakın DEM Parti'nin de gidiyor olması, bunu yapmıyorlardı çünkü. Şimdi hal böyle olunca, evet Selahattin Demirtaş'la bu işin bir parçası. Zaten bu yerel seçimler öncesinde de, Mart seçimleri öncesinde de Demirtaş'ın çeşitli ziyaretler olmuş bu CHP'den vesaire, onun nasıl kablo olacağını kestirmek için onun görüşüyle ilgili bir teyatride bulunuyor olmak için, özellikle İstanbul seçimlerine yönelik olarak. Şimdi Özgür Özel'in bölge ziyareti öncesi mantıklı olarak, bir siyasi adım olarak Demirtaş'la da görüşüyor. Bu gayet beklenir ve olması gerektiği gibidir hesaplama aslında baktığımızda. Ama bundan sonra CHP nasıl bir yolda yürüyecek onu bilemiyoruz. Yani bugün de baktığımız mesela CHP ve DEM arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilimin olması çok muhtemel, çok ironik bir şekilde AK Parti'nin bu kadar yaptığına rağmen DEM bir şekilde dönüp de AK Parti ile daha rahat veya daha kredi açarak bir yaklaşımda bulunabiliyor. Ama CHP ile daha kolay gerilim olabiliyor. Ya yani bir yandan da baktığımızda ama işte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın desteklenmesi, adaylığının desteklenmesi. Sonra işte yerel seçimlerde İstanbul'da verilen destek vesaire gibi başka şeyler de görüyoruz. Yani bir yandan hem DEM'in seçmeni etkisiyle de yaptığı bir takım yaptığı fedakarlıklar ya da ne olarak nitelerseniz bunu bazı şeyler var. Ama öte yandan da CHP ile doğal bir adeta gerilim hattı da var arasında. Yani evet. O kadar anlaşma kolay olmuyor. O yüzden CHP'den beklenti daha yüksek AK Parti'den olduğundan. O da ironik bir durum. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Yayına kulaklıkla mı bağlandınız Sezin Hanım? Evet. Tamam, bir çıkararak bir de rica etsem bir çıkarır mısınız? Bir de öyle sesinizi duyalım. Biraz boğuk geliyor. Cem Toker'i de arkadaşlarım yayına bağlayacaklar. Şimdi Selahattin Demirtaş bu mesele gündeme geldikten sonra, yani Devlet Bahçeli DEM Parti'ye el uzattıktan sonra olan bitene dair herhangi bir değerlendirme yapmadı. Edirne cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş. Selahattin